Merhaba arkadaşlar. Bu videoda mimari çizimleriniz ve tasarımlarınız için kullanabileceğiniz 7 uygulamadan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Magic Plan. Magic Plan, telefonunuzun kamerasını kullanarak mekanları ölçmenizi ve plan oluşturmanızı sağlayan bir uygulama. Planları PDF, DXF veya JPEG olarak dışarı aktarabiliyorsunuz. Uygulamanın kullanımı benzeri diğer uygulamalardan daha kolay. Tek yapmanız gereken şey hareketsiz durmak ve uygulamanın içinde bulunduğunuz odayı taramasına izin vermek. Magic Plan ile çizim de yapabilirsiniz. Uygulama içindeki şablonları kullanarak oda oluşturabilir, obje, yazı, ölçü ekleyerek plan çizebilirsiniz. Uygulama ayrıca kendi objelerinizi ve taramalarınızı tasarlamanıza da olanak sağlıyor. Çizimlerinizi 3 boyutta kontrol ederek ekran görüntüsü alabilirsiniz. Daha fazlası için indirip incelemeye başlayabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Floor Plan Creator ve Home Design uygulamaları da Magic Plan'e benziyor. Ama bence çok başarılı değiller. Dilerseniz bu uygulamaları da inceleyebilirsiniz. Sıradaki uygulama Planner 5D. Bu gelişmiş ve kullanımı kolay bir tasarım uygulaması. Bu uygulamayla farklı katlarda çalışarak plan çizebilir ve projenizi 3 boyutta görüntüleyerek içinde gezinebilirsiniz. Nesnelerin boyutunu, konumunu değiştirebilir. Yüzeylere materyal ve renk ekleyebilirsiniz. Hızlı modeller oluşturmak için ideal bir uygulama. 3 boyutta farklı görüntüleme seçenekleri bulunuyor. Proje içinde gezinerek projenin hızlı bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz veya render özelliğini de inceleyebilirsiniz. Bu uygulamayla telefonunuzdan hızlı renderler alabilirsiniz. Renderlerinizi cihazınıza veya bulut sistemine kaydedebilirsiniz. Bence çok başarılı bir uygulama. Diğer uygulama Autodesk Sketchbook. Autodesk tarafından geliştirilen Sketchbook, kalemler, fırçalar ve işaretleyicilerle bilgisayarda çizim yapar gibi eskiz yapmanıza izin veren bir uygulama. Bu uygulamayla dışarıdan attığınız görseller üzerinde de değişiklik yapabilirsiniz. Uygulamada fazlasıyla fırça seti bulunuyor. Ayrıca buradaki çizim araçlarını da kullanabilirsiniz. Ancak bu vektör bazlı bir uygulama olmadığı için ölçülü çizim yapamıyorsunuz. Buna rağmen fikir gelişimini gösteren eskizler oluşturmak için ideal bir uygulama. Tabii Photoshop'la yarışabilecek bir seviyede değil. Bu yüzden Photoshop kalitesinde görseller üretemiyorsunuz. Yine de faydalı bir uygulama. Uygulamayı bilgisayarınıza indirerek masa üstünde de kullanabilirsiniz. Diğer uygulama AutoCAD 360. Mimarlar için çok verimli olan bu Autodesk uygulaması, AutoCAD dosyalarınızı cep telefonunuzda açmanıza izin veriyor. AutoCAD 360 ile nesneleri döndürebilir, taşıyabilir ve yerinde ölçüm yapabilirsiniz. Kolayca kavramsal modeller düzenleyebilir, taslak oluşturabilir ve daha sonra çizimlerinizi bilgisayara atabilirsiniz. BIMX, ArchiCAD programını kullanan mimarların 2 boyut ve 3 boyut dosyalarına mobil cihazlarından erişmelerini ve ayrıca sahada ölçüm ayarlamaları yapmalarını sağlıyor. Uygulamayı masaüstünde de kullanabilirsiniz. BIMX ile kat planı, kesit ve 3 boyut görünüş arasında kolayca geçiş yapabilir ve müşterilere projenizi hızlıca sunabilirsiniz. Bu uygulamayla planlarınızı ve 3 boyut modelinizi aynı anda görüntüleyebilirsiniz. Elemanların üzerine tıklayarak eleman bilgilerini alabilirsiniz. BIMX modelleri ArchiCAD üzerinden BIMX formatında kaydederek web sitenize de yükleyebilirsiniz. Bir diğer sunum uygulaması ise SketchUp. Projelerinizin sunumunu bu uygulamayla kolayca yapabilirsiniz. Görüntülenme ayarlarını düzenleyebilir ve ölçü alabilirsiniz. Projenizi katmanlardan faydalanarak görüntüleyebilirsiniz. Sanal gerçeklik gözlüklerini kullanarak proje içinde gezinebilirsiniz. Projenin stilini değiştirebilir ve sunumlarınıza hareket katabilirsiniz. Uygulamanın masaüstü versiyonu da mevcut. Son uygulama Viewer. Bu uygulama farklı formattaki dosyaları görüntülemenizi sağlıyor. Dosyalarınızı Dropbox'a yükleyerek bu uygulamayla açabilirsiniz. Bu sadece Android cihazlar için geliştirilmiş bir uygulama. Bunlar dışında da çok fazla uygulama bulunuyor. Ben burada sadece birkaçını derledim.
Sizin de kullandığınız başka uygulamalar varsa paylaşmaktan çekinmeyin.